şuna ya, biraz zor açıyor. Sevgili gençler, öncelikle merhaba. İçinde bulunduğumuz hafta ve gün hasebiyle bugünkü konu olarak İstanbul'un fethi nedeni ve sonuçlarını size ders konusu ve içeriği olarak seçtim. Tarihine baktığımız zaman en önemli fethi hareketlerinden biri İstanbul'un fethidir. Bugünkü ders konumuz İstanbul'un fethi nedenleri ve sonuçları. Şimdi bir kere İstanbul'un fethinin nedenleri neler? Bunları göreceğiz. İstanbul'un fethi için biz hazırlık yaparken Bizans ne yapıyordu? Tabii ki Bizans'ın da yaptığı hazırlıkları göreceğiz. Nedenleri neler? Öncelikle buna bir bakalım. Gençler, İstanbul jeopolitik konum olarak dünyanın en önemli yerlerinden biridir. Hatta diyebilirim ki Napolyon Bonaparte bir sözünde şöyle diyor: dünya tek bir merkez olsa dünyanın başkenti İstanbul olurdu. Bu hasebiyle şunu diyebilir miyiz? İstanbul'un fethinin dini nedeni Peygamber Efendimiz'in hadisidir. Bu hadise binaen birçok İslam devlet adamı, yani yönetici İstanbul'u defalarca kuşatmış fakat alamamıştır. İstanbul'u fethetmeyi kendine şiar edilmiş, Peygamber Efendimiz'in hadisinin gerçekleşmesini kendine şiar edilmiş, bu sözün geride kalmamasını, gerçekleşmesini isteyen padişah, beylerinin ayaklanmasının önüne geçebilmek için onlarla da çeşitli anlaşmalar yapıyor ve fethi hareketi 6 Nisan 1453 günü başlıyor. Tabii gençler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize, sağ olun. Bir dahaki derste buluşmak dileğiyle. Alparslan Emdaroğlu, Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeniyim. Salgın süreci başladıktan sonra köyüme geldim, Elazığ'dır Baba Köyü'ne. Tabii köydeki evimde internet çekmeyince zaman zaman Elazığ'a gidiyordum, orada öğrencilerime ders yapıyordum. Tabii daha sonra şöyle bir fikir oluştu bende. Köyümde yakın bir noktada ya da yüksek bir noktada internet çekerse hem böyle bir farkındalık yaratmak amacıyla kendime böyle bir yer aradım ve evime yaklaşık 1 kilometre mesafede yüksek bir noktadan internetin çok güzel çektiğini fark ettim ve burada ders yapmaya başladım. Elimden geldiği kadar amacım öğrencilerime hizmet, eğitimin hani aksamaması için her nerede olursa olsun bizim görevimiz zaten bu, öğretmen olarak üzerimize düşen bu süreçte her şeyi yapma gayretindeyiz. Bu noktada da elimden gelen gayreti göstermeye devam edeceğim. Bu noktada öğrencilerimden de olumlu dönüt aldım. Derslerimi de bu süreçte bu şekilde imkan verdikçe işlemeyi düşünüyorum. 12. sınıf öğrencilerine özellikle LGS'ye hazırlık noktasında böyle ders anlatıyorum. WhatsApp gruplarımız var. Oradan soru paylaşıyorum. Elimden geldiği kadar yine böyle kısa videolar çekip öğrencilerime kendim paylaşmak istiyorum. YouTube'da belki Türkiye'nin en iyi öğretmenleri olabilir, çok saygın öğretmenler olabilir ama gerçekten de en iyi insanın kendi öğretmeninin bu noktada öğrencilere yardımcı olacağını da düşünüyorum ben. Tabii öğrencilere tavsiyem bu salgın sürecinin bir tatil süreci olmadığını, eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiğini, kesintisiz devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bu süreci bir tatil gibi düşünmesinler. Önlerinde önemli bir süreç var. Bunu bir kayıp olarak yaşamamak için derslerden kopmamaları gerekiyor. Kendilerini ders noktasında zinde tutmaları için özellikle devletimizin sunduğu imkanlar dahilinde gerek TRT yayınları gerek EBA'daki ders içeriklerini takip etmelerini kendilerine tavsiye ediyorum.